Buyurun efendim. Vallahi sevinirim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eşim de geldi bu sefer. Dolayısıyla her konferansta onun arkasından atıp tutuyordum. Bugün yapamayacağım. Korkumdan hayatım sen bir tanesin. Yüzüne diyeyim de o yokken söylerim. Güllü güvercin burada mısın? Yok, Allah canını almıyor. Meryem gelinimle de geldim, oğlumla da geldim, sülalece geldim valla. Meryem neredesin Meryem? Açtın mı sesini? Açmadım. Oğlu Tokat'ta doktor olan Hüseyin Bey kim? Var mı aranızda? Meryem ne yazıyordu? Adı Hüseyin miydi? Hüseyin soyadı neydi? Oğlu Tokat Turhal'da doktor olan Hüseyin diye birisi var mı aranızda? Allah'ım ya, yok. Hep aradıklar. Ha siz misiniz? Beyefendi. Ben yanınıza gelebilir miyim? Şimdi dün Turhal'daydım gece. Hüseyin Bey'in dünya tatlısı bir evladı var. Babamı o kadar çok seviyorum ki dedi. Onun yanında olmak istiyorum ama işim var. Bir tane kitabını imzalatsam babana götürür müsün dedi. Dedim kargo ücreti verirsin. Abi getirdim sana. Kabul edersen ellerimle teslim etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Kabul edin lütfen. Çok harika bir evladınız var. Selam var size. Tamam. Teşekkür ederim. Yukarıda mı konuşacağız? Aranızda konuşayım ya. Eyvallah. Ora büyük adam yeri. Hoş buldum. Hoş buldum. İnsan bir pasta börek yapar gelir şuraya. Ama hepinizi göreyim diye. Şöyle çıkayım. Meryem şu telefonda. Lütfen önlere doğru gelir misiniz? Bak şuralara oturun, çökün. Gönle sığarsanız gövde her yere sığar. Kalbime sığdırdım ben sizi ya. Sefalar getirdiniz. Beni dinlemeye geldiniz öyle mi? He. Ha beni dinlediğiniz kadar kocalarınızı dinleseniz evde dert kalmaz ha. Yalan mı? Hep de adam nasıl alkışlıyor. Abi kalksana bir kalk. Bak nasıl candan alkışlıyor vallahi ya. Benim eşim de beni dinlemiyor. İnanmıyorsanız sorun ha burada. Dinliyor. O benim gönlümün sultanı vallahi. Biz çok kavga ettik, çok dövüştük. Ama insan nefes alıyorsa her şey oluyor. Çok şükür bugün bu durumdayız. Şimdi daha önce konferansıma yüz yüze katılan var mı? Bir, iki, iki buçuk kişi. Ha sizler katıldınız. Ben yıllar önce Eskil'e geldim. Ortaköy'e geldim yıllar önce. Bugün Gülağaç'a gittim. Gülağaç mıydı? Ha oraya gittim. Eşim bana diyor ki arada bize de gel olur mu? Vallahi ben eve gidemiyorum hanım yanıma geldi. Bir espri anlatayım. Araba plakasını biliyor musunuz esprimi? Instagram'a koydum. Çok güldüler. Şimdi ben bak bugün buradayım. Dün Tural'da, evvelki gün Tekirdağ'da, ondan önce işte İstanbul'da. Bu hafta sonu da Kayseri, Almanya böyle konferanslara gidiyorum. Eşim de bana diyor ki ya Alişan dedim ne? Ya sen her yere gidiyorsun arada bize de gel olur mu dedi. Ben de dedim yani bir arabam vardı. 600 bin kilometre gitti, araba durdu. Ustaya götürdüm, bu araba çalışmaz dedi. Ne yapayım dedim, yenisini alman lazım. Ya araba, hocam 600 bin kilometre gitmiş, bu nasıl gitti dedi. Dedim, milletin hayır duası vardır, bu çok önemlidir ha. Neyse, arabayı aldık, plakası AEG. Birisi dedi, sen para kazanamıyorsun herhalde. Niye dedim, dedi beyaz eşya markası AEG. Sponsor mu oldular sana? Yo dedim.
Niye bu plaka AEG? Dedim eşim seçti. AEG, Alişan eve gel. Şimdi benim eşimle anam hiç geçinemezler. Aha burada. Eşim bana anası kılıklı diyor. Anam da bana karısı kılıklı diyor. Ben kılıksız kalmış bir garibanım ortada. Anam bunu duymuş televizyonda anlattığımı. Köye gittim bana böyle yaptı. Lan karı kılıklı. Dedim ne? Plaka öyle mi okunur dedi. Sen dedi karını böyle methedip duruyorsun. Nasıl okunur ana dedim. AEG ananın evine gel yazıyor dedi orada. Ben bir güldüm. Sonra da imamlara konferans yapıyordum. Müftü Bey dedi ki hocam dünyevi işlerle uğraşma doğru yere gel. Neresi dedim. Allah'ın evine gel dedi. Tamam mı dedi. Benim adım Alişan Kapaklıkaya. 60 yaşındayım. 3 çocuğum var. Büyük kızım Zuhal psikolog kanserden 5 sene önce Allah'a gitti. Bana bir vasiyeti vardı. O vasiyetini söylemek istiyorum size. Baba dedi eğitim misafire saygıyla başlar. Anlamadım dedim. Lütfen kimseye saygısızlık yapma dedi. Nasıl oluyor saygısızlık? Sen bir yere gittin mi onların misafirisin dedi. Hakikaten de buraya geldim. Vali Bey dedi illa bir gel çayım kahvemi iç. Onun yanına oturduk sohbet ettik Vali Bey'le. Arkadaşlar Kültür Müdürlüğü'nden, Belediye Kültür Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederim. Beni orada ağırladılar. Baba dedi ama sahneye çıkarsan onlar senin misafirin. Ne yapayım dedim. İzin iste dedi. Arkadaşlar eğer izin verirseniz bu akşam Aksaray Belediyesi'nin kitap fuarı organizasyonunda davetiyle bir saatliğine sizin gönlünüze misafir olmaya geldim. Size konuşabilir miyim? Müsaade ediyor musunuz? Neden izin istiyorum? Çünkü bir lokantaya gittiğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Ya buraya yaklaşıyor, ötüyor. Ne diyor garson? Böyle yapıyor. Efendim hoş geldiniz. Ne alırsınız diyor. Çorbaları sayıyor. Yemekleri sayıyor. Pilav alır mısınız diyor. Evet diyorum. Diyor ki üstüne nohut ister misin? Bak. Fasulye ister misin? Su istiyorum diyor. Dolaptan mı olsun dışarıdan mı? Bu kim bu garson? Okumaz sanat öğrensin diye verin işe dediğimiz salak yerine koyduğumuz çocuk bu işte. Ama nezakete bak. Peki ben üniversite mezunu bir öğretmen olarak. Şşşt. Oğlum kızım. Dinle burayı deme hakkını kendime nerede görüyorum? Ben bir konuşmacı olarak sizin karşınıza çıkıyorum. Bu salon kaç kişilik bilmiyorum. Dediler 850 sandalye var. Şu anda 1000 kişi mi geçti? Daha da dışarıda kalmış misafirler. Allah sizden razı olsun ha. Beni gönlünüze misafir etmişsiniz. Ben sizden izin almadan konuşma hakkını kendime göremiyorum. İzin verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Kızımın 3 tane vasiyeti vardı. Ben anlatınca eşim biraz duygulanıyor, ağlıyor ama o bizim gerçeğimiz. Baba dedi konferanslardan vazgeçme. Niye dedim? Ben öleceğim dedi. 7 yıl kanserle mücadele etti. Baba dedi ben ölürsem annem yıkılır dedi. O toparlayamaz çünkü o dedi nasıl böyle kanser sürecinde et kemik oldular burada. Herkesin huzurunda teşekkür ediyorum eşime. Annem yıkılır ama dedi sen yıkılma lütfen devam et. Sen dedi üzülürsen bir köşede kime ne faydan olacak dedi. Benim ruhum dedi gelir oralara. Bir köşede böyle ben seni izlerim dedi. Ben her konferansa çıktığımda sanki bir köşede ruhu, kızımın ruhu, ben onu öbür dünyadaki arkadaşlarına boynu bükük yollar mıyım? Bak bu kadar insan geldiyseniz ben kızımın vasiyetini dinliyorum yani. Ben devam ediyorum. İkinci vasiyetim şu dedi. Baba dedi konferanslarda millet kitaplarını alıyor, imzalıyorsun ya. He dedim. Okusunlar dedi eğer beğenmezlerse yollayıp parasını geri istesinler dedi. Bak herkese ilan ediyorum. Diyelim kitapların birini okudunuz. Hoşunuza gitmedi. Orada adres var. Yollayın parasını geri isteyin. Kul hakkıdır ya. Ama kızım dedim sen kendine inanmıyor musun baba dedi. Beni nasıl geliştirdi biliyor musunuz? Bana şu soruyu sormuştu. Senin son kullanma tarihin kaç baba? Anlamadım dedim. Baba dedi sen çocukları gençleri anlayacak kadar güncel misin? Ne yapayım dedim kendini tazelesene dedi. Söylemesi ayıp 60 yaşındayım ama 4. üniversitede 3. sınıfta öğrenciyim.
3000 kitap okudum. Ben zannettim alim falan olurum. Ama insan okudukça Allah'ın ilminin yanında insanın ilminin sıfırlandığını fark ediyorsunuz ha. Cehaletiniz artıyor ha. Bilginiz değil. Onun için size bir şeyler anlatma değil. Sizin gönlünüze dokunmaya geldim. Şimdi hafta içi işten güçten çıkmışsınızdır. Sana da selam gönderiyorum burada. Heh, gördün mü tatlım benim ya? Gördüm. Heh. Ve biraz böyle konferans öğrenci var mı aranızda? O zaman çocukların ne kadar zeki olduğunu ispatlayacak iki konferans yapacağım. Bir, ben bir tepsi baklava gibi adamım vallahi. Yani bir dilim yiyin, hoşunuza giderse bir tabak istersiniz değil mi? Gitmezse istemezsiniz. Yani 5 dakika durun, dinleyin, hoşunuza giderse lütfen kalın, hoşunuza gitmezse çıkış serbest. 5 dakika sonra. Vallahi. Gerçi bunu size sormak gereksiz çünkü siz zaten gönüllü geldiniz. Yani belediye zorla adam toplayıp getirdiği falan var mı aranızda? Yok değil mi? Gönüllü geldiniz. İkinci bölüm 40 dakika gülelim. Biraz gülelim ya. Ben gönlünüze talibim. Bilgi devri bitti. Bilgi devri geçti. Çünkü bilgiyi internette öğrenmek çok kolay. Bak kitap fuarlarında bilgiye ulaşmak, kitaplara ulaşmak oldukça kolay. Ama sevgiyi, iletişimi, huzuru her yerde bulmak mümkün değil. İnternete girip de ben huzur istiyorum ya. Ya da bakkala, markete gidip de ben 250 gram huzur ver diyeceğiniz bir yer yok ki. O bizim içimizde oluyor. Sonra son 10 dakikada da bu kapıdan çıkarken öğrencilere anam bir şey yapacağım, bu kafa benim mi lan? Ben ne kadar zekiymişim dedirteceğim ha. Var mısınız? Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ben insanı eşref-i mahlukat yarattım. Mükemmel yarattım. Biz ne diyoruz? Estağfurullah ya Rabbim o ben değilim. Allah annelere diyor senin çocuğunu mükemmel yarattım. Biz ne diyoruz? Ya Rabbi komşuyla karıştırdın haşa bizimki salak biraz ya. Niye notları düşük? Bakın çalış demek en büyük hakarettir. Var mı aksini iddia eden? Çalış demek salaksın sen demektir. Şşşt! Dinle burayı demek sen gerizekalısın demektir. Onun için çocuklarınıza çalış diyorsan şöyle bir şey oluyor mu? Madem öğrenciler çoğunlukta aramızda. Lan siz kız öğrencilere diyorum. Biz öğretmenlerden yeteri kadar çekersiniz. 6 saat 7 saat derste böyle tahta sandalyede oturursunuz. Okulda ben müdürden başka koltukta oturan kimseye rastlamadım oturan. Oturursunuz son ders ile sıkılırsınız ve ne yaparsınız? Kaçtan kalkaldı bilmem ne. Son ders zili çalınca ayağa kalkarsınız. Ceketiniz böyle olur. Yorulmuşsunuzdur. Gömleğinizin aha yarısı içeride yarısı dışarıda olur. Sonra ne olur? He? Sonra eve gelirsiniz aha böyle yorgun argın. Canınız çıkmıştır dersiniz biraz dinleneyim. Gardiyan kılıklı bazı annelerin ilk sorusu şudur. Ödevim var mı? Zıkkımın kökü yani. Anam kablo var ceketi çıkaramıyorum. Neyse. Sonra ne olur? Çocuklara şöyle dersiniz değil mi? Bak. Kızım. Şşt. LGS var, YKS var. Üniversite sınavına gireceksin. Aklını başına al. Bilinçli ol. Kapat o telefonu. Kalk bilgisayarın başından. Git odana ders çalış dediğinizde. Allah aşkına şöyle bir çocuğa rastladınız mı? Anne çok haklısın ha. Hemen aklımı başıma alıyorum. Ne güzel konuşuyorsun. Telefonumu kapatıyorum. Odama gidiyorum. Ders çalışıyorum diyen bir çocuğa rastladınız mı? Bir de böyle yapıyorlar değil mi? Ne gıcık lan bunlar ya. Benim de 3 çocuğum var. Allah'a şahit bugüne kadar hiç ders çalış demedim. Onlar da beni büyük bir saygıyla dinleyip hiç çalışmadılar ha. Ama ben... Kız sen gülmekten telefonu çekemiyorsun. Bak video çekiyor böyle. Hep o titrer o. Çocuklarıma hayal kurdurdum yahu. Kızımın amacı neydi biliyor musunuz? Psikolog olmak. Niye dedim? Kimse seni dinlemiyor dedi. Gerçekten mi dedim? Baba dedi kimse seni dinlemiyor. Kızım dedim salonda bir 3000 kişilik konferansa gelmişti. Çıt çıkmadı. Yavrum benim ya bana böyle yaptı. Kimse seni kulağıyla dinlemiyor ki. Herkes seni kalbiyle dinliyor baba dedi. Sen gönüllere dokunuyorsun dedi ya. Baba dedi ben de senin gibi gönüllere dokunacağım. Psikolog olacağım. Psikolog oldu 15 gün sonra kanser oldu.
Bir gün bana ne dedi biliyor musunuz? Hasan Ali Yücel diye bir Milli Eğitim Bakanımız varmış. Demiş ki bu ülkenin kırlarında, bayırlarında, dağlarında, ovalarında kendi başına açıp kendi başına solup giden hiçbir çiçek bırakmayacağız demiş. Eskiden Milli Eğitim Bakanlarından bir tanesi. Kızım bunu okumuş. Baba dedi ben psikolog olup seninle gönüllere dokunacağım. Bütün çiçekleri yeşerteceğiz baba dedi. Bir gün bana şöyle bir soru sordu. Baba dedi, sen küçük çocukları anlıyor musun? Niye dedim? Küçük bir çocuğu anlayacak kadar küçüldüğün zaman büyük insan olabilirsin dedi bana. Siz çocuklarınızı eğitmek istiyor musunuz? Konumuz aile olsun, çocuk olsun, karı koca ilişkileri olsun, Türkiye'ye böyle biraz ortaya karışık olsun olur mu? Zaten Vali Bey, az önce uğradım, hocam dedi eğitime çok önem veriyor değil mi? Ben hayatımda öyle vali görmedim ha. Köy köy geziyor, böyle gidip insanların evlerine gidiyor. Hocam dedi bir şey yap da bütün ilçelere Aksaray'a 5-10 gün ayır. Günde 3-4 konferansına inşallah geleceğim. O zaman uzun uzun konular anlatırım size ayrı ayrı. İşte çocuklarınızı eğitmek istiyorsanız onların sizi eğitmesine izin verin. Baba dedi dünkü güneşle bugünkü çamaşırlar kurutulmuyor. Ha ben çocuklarla anlaşıyor muyum? Birazdan bir test yapacağım göreceğiz arkadaşlar. Bir çocukları anladığın an büyümeye başlarsın dedi. Ve ben gittim işte üniversiteleri okudum. Benim eşim daha burada. Kendisi hafız olduğu için ilkokuldan sonra okutmamışlar. Bana bir gün dedi sen ne biçim adamsın ya? Ne biçimmişim dedim. Sen dedi herkesin mesajını okuyorsun, mail okuyorsun, cevap yazıyorsun. Kitap okuyorsun, kitap yazıyorsun, üniversite okuyorsun, il il geziyorsun. Ben niye duruyorum dedi. Eşim ortaokul dışarıdan bitirdi, liseyi bitirdi dışarıdan, ben üniversite sınavına gireceğim dedi kadın. Ve 50 yaşındaydı o zaman. Kızım da kanserdi, anne dedi hem beni hastaneye götürün başımda bekleyin bir de sınava mı hazırlanacaksın? Ankara Hacettepe'nin Allah kemoterapi alanınız var, Allah hiç kimseye aldırmasın da göstermesin. Hiç kimseye Allah göstermesin. Kızım kemoterapi alırken böyle hop uyuyakalıyordu, bayılıyordu. Eşim onun başında ders çalışıyordu. Ben de otoparkta kitap okuyordum. Bak zorluklarla karşılaşmamıza rağmen eşim kendini geliştirdi. Ankara Üniversitesi'nin 4 yıllık kazandı. Şimdi son sınıfta. Öğrenci ha. Kadın 57 yaşında. 57 yaşındaki kadın yoldan çıktı ya. Okuyor. Ben pek mutluyum. 30 yıl benim canıma okudu. Şimdi üniversite okudu ben kurtuldum yani. Pişman oldun mu geldiğin hayatım? Olmadı mı? Gönüllü mü geldiniz buraya? Evet. Ben Aksaray'a 9 yıl mı 10 yıl önce geldim. Şu bir kültür merkezi var böyle hilal şeklinde. Türkiye'ye orayı hep anlattım. Milli Eğitim'e bir konferansa gelmiştim. Öğretmenleri zorlamış Milli Eğitim ve Vali Bey. Hadi size de anlatayım. Şimdi dışarıda baktım öğretmenin biri böyle yaptı. Ne konferansı oğlum? Nerede imza sürküsü imzalayayım da gideyim. Kapıya girdim, içeri girdim kapının ağzına oturdum. Dedim öğretmenler ne hissediyorlar? Vallahi gelen sövdü, giden sövdü ha. O zaman ben medyatik değildim pek, beni tanımıyorlardı. Öğretmenin biri böyle yaptı bak içeri girdi. Çekilir mi lan konferans? Öbürü dedi he lan gelecek salağın biri. Benden bahsediyor. Hiç sesimi çıkartmadım. O salak benim denir mi? Sonra neyse homurdandılar, homurdandılar, söylendiler. Ama neler neler söylediler. Ben hiç sesimi çıkartmadım. Bir öğretmen geldi. Eskili ilçeniz var ya. Onun bir köyünden gelmiş. Böyle koşa koşa geldi. 5 dakika kala yanıma oturdu. Oh, yaptı. Hayırdır dedim. Bizim gıcık müdür bizi niye çağırdı dedi. Gıcık müdür dedi. Bu vali dedi var ya hep çağırıyor. Kendi adamlarını çağırıyor. Gelen adam da adam olsa bari dedi. Benim o ha. Ben hiç sesimi çıkartmadım. Adam derdini döktü, döktü, döktü. Ve ben sadece gülümsedim. Adam rahatladı. Ve bana böyle yaptı. Bak sen hangi okuldansın? Dedim Atatürk'ten. Her yerde Atatürk var. Adam ne bilsin yani. Sonra konferansta böyle biraz sonra biraz daha konuştu. Dizime şöyle vurdu bak. Hocam dedi ne yere oturmuşuz değil mi dedi kapının ağzına. Niye dedim başlar başlamaz seninle kaçarız değil mi dedi. Lan konuşmacı benim nereye kaçacak? Ben de adam bozulmasın diye dedim olur hocam kaçarız.
Adımı okudular, sınıfı arkadaşımın okuduğu gibi. Ben böyle yerinden kalktım. Dedim ben gidiyorum hocam. Öğretmen dedi ki git git, ben de geliyorum arkandan. Durdum. Dedim geleceksin mi? Ben 5 dakika durayım öyle geleyim dedi. İyi dedim. Sahneye çıktım. Mikrofonu aldım. Dedim gelsene. Gelmedi. Çok hoş bir hatıraydı. Ben en güzel hatıraları burada yaşadım, evet, ama olumsuz hatıralar da yaşadım. Mesela babam vefat ettiğinde Aksaray'dan geçerken Ağaçlı'da durdum. Köye telefon etmiştim babamın cenazesini ben yıkayım diye. Mesela acılarımızla, üzüntülerimizle, duyulmuyor mu? Otursunlar mı? Size diyor, gel kız şuraya otur, gel. Gel. Geç şuraya, arkaya otur. Beğenmiyor. Ben onları baş tacı yaparım. Gel kız buraya. Gel. Geç. Nereye istiyorsan otur. Gel şuraya. Anne gel. Otur. Beni böyle mi dinleyeceksin? Güzel arkadaşlarım. Bir günde Malatya'ya gittim. Hadi onu da söyleyeyim size. Konferans yaptım. 700 kişi. Bir güldüler. Vali Bey çağırmıştı o zaman, oranın valisi. Ama yerlere oturdum böyle. Dışarı çıktım. Bir kitap imzalıyorum. Yanıma biri geldi. Böyle yaptı. Bu nasıl konferans dedi. Ben bir sıçradım. Bir baktım sakallı bir bey. Nasılmış dedim. Ben müftüyüm dedi. Malatya müftüsü. Efendim dedim, caiz değil mi? Güldük ya. Hep gülme kalbi karartır diye anlattılar ya imamlar. İmamlara diyorum ki İslam alemi bugün cehenneme döndü. Hep cehennemi anlattığınız için sizin yüzünüzden lan diyorum. Hiçbir cennet yok. Biraz da onu anlatın diyorum. Neyse. Ben dedi ben çok sevdim. Ben de istiyorum. Kime dedim? İmamlara. Zaman yok dedim. 8'de boşmuşsun dedi. Bak konuşması böyle. Dedim kaç imam var? 700. Nasıl toplayacaksın dedim. Karışma dedi. Geliyor mu gelmiyor mu? Dedim siz ne konferansı istiyorsunuz? Dedi iletişim. Dedim belli. Döseydim bari yani. Son arkadaşlar dedim geleyim bari Müftü Bey, yani beddua eder, cehenneme gideriz, ne lazım dedim. Ama dedim kimse gelmez. Kim gelecek 1,5 saatte yediyor. Salona bir girdim. Aha vallaha. Bir versene telefonumu. Bir ver. Müsaadeniz olursa sizinle selfie yapabilir miyim? Vallahi. Video şöyle. Ve hepinizi çekeceğim. İzin verirseniz bunu Instagram sayfamda yayınlayabilir miyim? Tamam. Açtım. Ben şu anda neredeyim biliyor musunuz? Muhteşem Aksaray'ın şu salonuna bakın. Aksaray'dayım. Şurada tam 1000'den fazla misafirimiz var. Ve ben buraya konferansa geldim. Gördüm ki çoluk çocuk hepsinin gönlüne taht kurmuşuz. Gönüllerinizi açtığınız için teşekkür ediyorum. Sizi birazdan çağıracağım. Bitsin de öyle. Tamam. Çekeceğim. Teşekkür ederim. Neyse salona girdim arkadaşlar. Kimse gelmez diye düşündüm ya. Tam 700 kişi hazır oldu bekliyor. Sonra girdim. Müftü Bey bana böyle yaptı. Hocam geliyormuş dedi. İyi dedim ben de. Müftü Bey beni ezdi. Ama yardımcısına dedi hocamı sahneye davet et. Neyse yanımıza aldım mikrofonu. Ses gelmedi. 1-2-1-2 ses gelmedi. Böyle vurdu, kontrol, ses gelmedi. Müftü Bey bozuldu. Ben de hıncımı aldım. Dedim bozuk galiba. Müftü Bey bozuldu. Mikrofonu aldı. Onun ses denemesini hiç unutmadım. Böyle yaptı bak. E'uzu billah dedi. Mikrofon çalıştı ha. Ben zannettim e'uzu dedi diye çalıştı. Meğer öbürü düğmeyi açmamış ha. Bir gün de Sinop'a gittim. Dedim sayın valim beni Sevda'mla buluşturur musun? Eşim sim soracak senin Sevda'n kim diye. Vali Bey bir baktı ne Sevda? Dedim valla benim burada Sevda'm var. Kim o dedi? Dedim müftülük personeli. Niye dedi? Efendim dedim biz öğretmenler çocukları bu dünyadaki sınavlara hazırlarız. İmamlar, müezzinler, Kur'an kursu hocaları öbür dünyadaki sınava da hazırlarlar. Benim gözümde çok değerliler. Ben onlarla konferans yapmak istiyorum dedi. Neyse geldiler 50 Kur'an kursu hocası, 150 de imam. Ben de dedim ki Müftü Bey'e, sayın müftüm dedim, benim eşim hafız dedim. Müftü Bey böyle yaptı bana. İyiymiş.
Niye ki dedim. Senin haberin yok mu dedi. Neyden dedim. Hafız birisi dedi başta eşi olmak üzere 70 kişiyi sorgusuz sualsiz cennete götürüyor dedi. Ben bunu geçen Van'da öğretmenlere anlattım. Öğretmenim bir dedi ki aa eş durumundan mı gidiyorlarmış dedi. Tahir gibi anladı ya. Dedim Sayın Müftüm ben ilk 70'e giremem ki. Dedi niye? Dedim bizim hanım bir fena bir fena. Önce kendi anası tarafını doldurur vallahi. Ha burada ha. Nasıl oluyor dedi. Dedim bizde senin anam benim anam var. O nasıl oluyor dedim. Dedim benim anam gelince hanımın çenesi şakır şakır. Kendi anası gelince oklavalar takır tokur. Bizim evde böyle bir şey var yani. Tabii şaka yaptım orada. Dedim biz iki kardeş iki kız kardeşle evliyiz. Sizde de var mı öyle? Ben kardeşimle bacana. Fakirlikten evlenemiyordum. Babam da dedi ki, lan oğlum sizi okuttum. Kim okuttu üniversiteye? Gidin maaşınızı alınca evlenin. Biz de dedim pısırık, aha böyle içe kapanık salak bir şeydik ya biz. Ben anneyze diyeyim. Benim anam şefkati bilmez. Sevmeyi hiç bilmez. Benim anam böyle merhameti hiç tanımamış. Çünkü kendi anası çok dövmüş. Babasından şiddet görmüş. Anneannem annesi küçükken ölmüş 2 yaşındayken kurbanların kurbanı olduk ya. Benim anam sevgiyi yaşamamış ki bizi sevebilsin. Önceden kızıyordum ama şimdi kızmıyorum ha. Öyle öyle büyümüş yani. Anam beni şöyle itti bak. Benim oğlum çok akıllı. Ağzı var dili yok. Hiç konuşmaz. Ben 40 yaşıma kadar hiç konuşmadım yemin ederim size. Anam bana derdi ki benim oğlum bir terbiyeli kızlara hiç bakmaz. Hiç konuşmaz dönüp bakmaz. Ben evlendim eşime bakamadım ha burada ha. Yuvamız dağıldı biz boşanmak için mahkemeye gittik ya. Vallahi yani. Anam beni şöyle itti. Benim oğlum bir mazlum eline vur ekmeğini al. Elime vuran herkes ekmeğimi aldı. E dedim biz böyle büyüdük. İçe kapanık salak simsik bir şey. Aha böyle bak şöyleyiz ha şöyle. Allah'lık yani böyle. Evlenemiyoruz. E fakirlikten. Kardeşim Gazi mezunu ben de Marmara. Kayınbabam yani eşimin babası ilkokul 3'ü zor bitirmiş. Aha vallahi böyle yürüyor ha. Adamdaki özgüvene bak ya. Biz üniversite mezunu salak bir şey ya. Karşımıza dikildi. Ne olan dedi evlenemiyormuşsunuz doğru mu? Biz oruma gitti. Paranız mı yok lan dedi. Dedim çok mu hoşuna gitti? Yo dedi. Bende 2 kız var. Büyük kızımı alana küçüğü eşantiyon vereceğim dedi. Bir alana bir bedava. Benim gözlerim arabanın uzun lamba farı gibi parladı. Vallahi mı dedim anana bir danış dedi. Çünkü herkes anamdan korkar. Gardiyan kılıklı hala da 78 yaşında Allah sağlıklı ömür versin. Arkadaşlar her şey diktatör. Eskiden olur öyle kadınlar bilirsiniz. Neyse anana bir danış dedi. Ben anama danıştım. Anam dedi oğlum Allah aşkına alalım. Niye dedim? Sus lan dedi. Senin aklın ermez. Niye ana dedim? Siz dedi ileride büyük makamlara geleceğiniz. Oğlum dedi eltiler kavga ederler. Evde huzursuzluk çıkar. Ana gel bu 2 bacıyı alalım. Bunlar anlaşırlar. Biz çok rahat ederiz dedi. Yahu kadının ileri görüşlülüğüne bak ha. Biz anamın aklına uyup evlendik. Vallahi anam haklı çıktı. 2 bacı aha bunlar anlaşıp anama dünyayı zindan ettiler ya. Yalansa sorun aha burada. Ama eşim bana diyor ki bir daha öyle anlatma diyor. Nasıl anlatayım diyor. Diyor de ki anam önce büyük geline zulmetti. Sonra küçüğü aldı küçüğe zulmetti. 2 bacı baktılar bir olmuyor. İttifak edip anama karşı çıktılar. Bir de kibar söylüyor ha. Bir de be. Arkadaşlar yıllar ben çok yalancı birisiydim ha. Vallahi. Bu toplumun 2 tanrısı var. Biri Allah, biri el alem ne der tanrısı. Ben yıllarca el alem ne der tanrısının sadık bir kulu olarak yaşadım. El alemi memnun etmek için kendimi, ailemi, eşimi memnuniyetsiz bıraktım ha. Çünkü benim anam hep böyle el akıllısıydı. Ele poz vermedi. Hani kaporta güzel motoru çürük, korkaktık, pısırıktık. Herkes bizi sevsin diye numara yaptık. Onun için kendimizi ifade edemedik. Hani eskiden derler diye kol kırılır yen içinde kalır. Arkadaşlar ben kol kırıldı yen içinde niye kalıyor ya? Çıkar tamir et işte. Onun için biz yıllarca derdimizi kimseye diyemedik. Bizim yuvamız yıkıldı bir süre. 1,5 yıl ayrı yaşadık biz. Evimiz dağıldı.
Ve sonra geri toparladık. Sonra El Alem Tanrısı'ndan istifa ettik. Vallahi kim ne derse desin. Biz doğruyu. Eşime böyle diyorum, sen gönlümün sultanısın. Seni seviyorum diyorum. Bak hayatım, herkesin huzurunda söylüyorum. Daha da inan... Adam adam da karısı odun gibi oturmuş. İnsan bilir, ben de seni seviyorum de. Ha, teşekkür ederim. He. Bunları söylemesem yolda giderken kulağımı büker seni öyle de. Neyse, dedim Sayın Müftüm. Benim çocukluğumda var, hadi çocuklarla biraz girelim. Bakalım çocukların dikkati dağılıyor mu? Benim çocukluğumda var yoktu, yok vardı. Bilir misiniz onu? Baba para ver yok. Baba defter al yok. Oğlum diyor, geçen sene aldım ya. Dedim bitti, silip yeniden yaz diyor yokluktan ha. Ben hep defterlerimi silip yeniden yazdım. Bir gün dedim baba oyuncak al, kör müsün kendin yap dedi. Şimdi size birkaç tane cümle söyleyeceğim bak. Kör müsün kendin yap dedi. Biz hep oyuncaklarımızı kendimiz yaptık. Telden tekerlek, çamurdan heykel, böyle ne bileyim tahtadan araba. Kız kardeşim bir bebek dikti, tam 14 yıl kaybetmedi. Niye? Kendisi dikti, emek verdi. Size soru bir. Çocuklarınıza aldığınız en modern oyuncakların heves süresi ne kadar? Çünkü siz alıyorsunuz. Değil mi? 5 dakika, 3 gün, 2 gün. Heh. İkincisi şu. Bir gün babama dedim, baba ne lan dedi, sen ne çok şey istiyorsun? Dedim bana gofret al. O ne lan dedi. Dedim çerçi getirmiş. Çerçi bileniz var mı? Eskiden köylere gelirdi. Tekerlekli AVM. Öyle değil mi? Seyyar market. Leblebi olur, kırık leblebi olur, gofret olur, her şey olur. Orada bile zengin fakir ayrımı var. Fakirlere kırık leblebi, zenginlere bütün leblebi. Efendim hoş geldiniz. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Neyse, gofret getirmiş, gofreti var ya böyle, ya bizde para yok. Şimdi amcamın oğlu, yani eşimin abisi, o da rahmetli oldu. Bunun babası muhtar olduğu için zengindi. Gofreti şöyle yiyor bak, alıyor. Çıtırt diye bir ses. Şu Kemal Sunal'ın filminde var ya, vitrine gidiyor böyle, benim ağzım böyle oluyor bak. Yiyemiyorum yani. İkinci, üçüncü dedim, bir tane ucundan ısırayım lan. Niye dedi? Dedim bizde para yok. Gofreti böyle tutan çocuk, ben ucundan ısırayım mı deyince, aha vallahi böyle tuttu böyle. Lan ben bunu neresinden ısırayım? Geçen Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir kadın dedi ki, sen dedi hiç akıl yokmuş, kusura bakma. Niye dedim? Alttan ısırsaydın dedi. Zekaya bak ya. Hiç benim aklıma gelmedi vallahi. Neyse gofreti ısırdım. Pek tatlı. Koştum babama. Bana dedim gofret al. Bak içindeki krema var ya, o böyle çıtırt yapıyor. Bu Ereğli tarafında bir yerde yapılmış o hakiki gofretler ha. Kafa sallama, hediye getireydin orada. Oturmuşsun he he diyorsun yani. Ondan sonra babam dedi para yok. 3 gün sonra çare buldu. Oğlum dedi, anana söyle yumurta versin. Para yok ya. Yumurta bizim köyde hazineydi. Tavuk Ziraat Bankası gibi bir şeydi. Yumurta da hazineydi. Tavuğun kıçı da bankamatikti ha. Benim çocukluğum kümesin kapısında tavuğun kıçını bekleyerek geçti ya. Bir yumurtasa kaç gofret ediyordu. Sonra ben öğretmen oldum. Bir şey değişmedi. Bankamatikte maaş için beklerken hep tavuğun kıçını hatırlardım ha. Bundan sonra siz de maaş çekerken vallahi hep beni hatırlayacaksınız. Şöyle yapacaksınız. Hatırladın mı neyi, tavuğun şeyini? Babama bir gün dedim, baba. Oğlum dedi, sen ne çok şey istiyorsun? Ne istiyorum dedim. Ne çok şey istiyorsun dedi. Dedim bana pantolon al. Siyah pantolon videomu seyrettiniz mi? O Türkiye'yi ve dünyayı kasıp kavurdu değil mi? Sevgiyi hatırlattı insanlara. İşte o yıl. Ben 10 yaşındaydım. O güne kadar hiç pantolon giymemiştim. Dedim bana pantolon al. Babam dedi para yok. Donsuz mu gezeceğim dedim. Babam dedi yok. Oğlum dedi, anana söyle. Ebeğin şalvarı. Siz ebe kelimesini bilirsiniz. Babaanne, biz ebe deriz yani. Babaannenin şalvarını bozup sana don diksin dedi. İyi de babaannemin şalvarı çiçekli basmadan ha. Ben hep çocukken çiçekli kız donu giydim. Fistan, maxi, şalvar. Bir de bu Aksaray'da yarım oluyor. Adana'da yörük var mı anasında? Mesela yörüklerde yarım oluyor şalvar. Bizim İç Anadolu'da böyle yerlerde sallanır ha böyle. Ben bu şalvarlarla büyüdüm mü?
Sonra üniversiteye gittim, bir tane psikoloji hocası baktı baktı. Çocuklar dedi, çocukken yaşadıklarımız yetişkinlikteki davranışlarımız üzerinde çok etkili oluyor dedi. İçime bir korku düştü. Arkadaşım dedi, oğlum sen kızda onu giydin ya, aha böyle karışık bir şey olursun dedi sen. Karışık ne demekse. Bir psikolog bana baktı, dedi size bir şey soracağım, buyurun dedim. Sizin bazı hareketleriniz kadınlara benziyor, niye öyle dedi. Dedim şalvardandır, şalvardan. Babam ilk pantolonu getirdi, bir giydim, tam 5 yıl hiç çıkartmadım. Nereye çıkarıyorsun kardeş, 5 pantolon tek. Kim çalarsa onun oluyor ya. İşte kardeşime o yüzden pantolonu veremedim ya. Bir gün misket oynuyordum. Misket çocuklar bilir, billeyi oynarken şöyle. Dizim yere bir sürtündü. Aha buraya bir delik açıldı. Yahu ben bir ağladım bir ağladım. Pantolonum yırtıldı. Daha yepyeni ha. 5 yıllık. Eskiden öyleydi lan. Anam dedi zırlama lan bakarım çaresine. Baktı. Delik bu kadar. Anam bir yamalık yaptı ha bu kadar ha. Süvarilik diyorlardı. Bu dizim sağlam buna da yaptı. Bu ne ana dedim. Estetik açıdan güzel görünsün dedi. Modacı olmuş sanki. Anam kardeşimin böyle kıçına dayama yapardı şöyle. Sarı, mavi, kırmızı, yeşil yürürken arabaların stop lambası gibi yanıp yanıp söylüyordu valla. Bunlar size niye anlatıyorum şimdi söyleyeceğim. Babam yıl daha kötüsünü yaşadı. Benim çocukluğumda iş çamaşırı yoktu. Atlet, kilot bilmezdik. Fakirler şeker torbasından don göynek dikerlerdi. Atlet, kilot. Babamla bir gün hamama gittik. Unutmuş anamın şeker torbasından don göynek diktiğini. Babam milletin içinde soyunuyor. Ceketi çıkarttı, gömleği çıkarttı. Babamın sırtında siyah harflerle marka yazıyordu. Eskişehir Şeker Fabrikaları. Adidas gibi böyle marka. Çuvalların altında bir not olur. Net 50 kilo. Tam babamın kalçasının üstüne gelmiş böyle net 50 kilo. Onun altında bir not daha nemden koruyunuz yazıyor. Allah sizi ömür boyu güldürsün ha. Ne güzel gülüyorsunuz. Çoluk çocuğunuzla, ailenizle, sevdiklerinizle mutlu yaşayın inşallah. Şimdi diyorlar sen bunları niye anlatıyorsun? Bir tek şey için. Şimdi bunu öğrenci kardeşlerime anlatıyorum. Bir şey söyleyeceğim ama kimseye söylemeyin. Ben çocukken yatağa işerdim. Vallahi fazla işemedim. Lise 1'e kadar işedim. Anam da naylon sererdi. Ziraat Donatım Kurumu'nun gübre naylonu bilir misiniz? Abi kafa salladığına göre sen de yapmışsın ha. Böyle. Şimdi yatağa işemek bir şey değildi. Anam naylonu seriyor. Millet uyuyor mışıl mışıl. Benim altımdan hışır hışır naylon sesi geliyor. Benim bir amcamın kızı var Nurcan. Geldiği zaman kıpırdamadan uyurdum. Kıpırdadın mı hışırtı gelir Nurcan böyle yapar. Sidikli, sidikli. Yahu nasıl utanırdım ha. Valla. Böyle bir de biz bir döşek. Eskiden çocuk çoktu, eşya yoktu. Biliyor musunuz? Bir tane anam döşek serer, enine yatarız. Sabah kalkardık, biri işemiş, kimin işediği belli değil ha. Benim küçüğüm çok kurnazdı. Şimdi birinci sınıf emniyet müdürlüğünden emekli oldu. Müdür olacağı o zamandan belli. Çişi yapmış, beni ite ite çişin üstüne getirip kendi kuru yere geçiyordu ha. Valla. Nurcan bir gün bana böyle yaptı. Parmak kaldırdım. Ne var lan dedi, bu soruyu biliyorum dediğimde. Sidikli, sen ne anlarsın dedi. Ben parmağımı bir indirdim. 35 yaşına kadar hiç parmak kaldıramadım. Genç arkadaşlarıma diyorum ki, arkadaşlarıyla dalga geçmek ne kadar kötü bir şeymiş ha. Çok kötüymüş yani. Sana dedim gününü göstereceğim. Ne yapacakmışsın dedi. Görürsün sen dedim. Ortaokulu, lise, amacım ortaokulu bitirip Nurcan'a hava atmaktı. Bir baktım lise var, gittim. Üniversite var, gittim. 23 yaşında ben üniversite hocası oldum. Adana'da öğretmenlik yaptım. 16 yıl. 2000 yılında öğretmenlikten istifa ettim. Neden? Çünkü öğrenmeyi öğrenmiştim. Bir çocuk bir konuyu bir defa da okuyup öğrenebiliyor. Vali Bey benden niye 5-10 günlük program istiyor? Milli eğitimdeyken biliyor benim yaptığım çalışmaları, yakından izliyordu. Arkadaşlar sonra mesela inkılap tarihi dersi bir hafta sürüyor, coğrafya 20 gün sürüyor. Lisenin bütün derslerini 3 ayda çocuklar öğrenebiliyor. Ders yüzünden çocuklara zulmetmeyin. Ben onun ustasıyım bak. Bir çiş uzmanıyım. Bir de öğrenme uzmanıyım. Neyse arkadaşlar. Sonra ben öğretmenlikten istifa ettim. Türkiye ortalamasının 4,5 kat net fazla yaptı bizim okul 19 Mayıs Lisesi.
Okula müfettiş geldi. Ben o gün bir şey anlattım, anladım. Devlette iyi şeyler yaparsanız soruşturma geçiriyorsunuz. Yan gelip yatarsanız hiç soruşturma geçirmiyorsunuz ha. Böyle memurlukta böyle bir şey var yani. Sonra Ankara'da bir yer açtım. Öğrenme kursu, öğrenme merkezi. Böyle çocuklar geliyor kursa. 8 zayıfla gelmiş ya. Bir gidiyor Hacettepe'yi kazanmış. Barajı geçemiyor geliyor. Bir gidiyor ODTÜ'yü kazanmış. Bunu Cumhurbaşkanlığı duymuş. Gittim Cumhurbaşkanlığına. Aile içi iletişim konferansı istediler. 3,5 saat. Önce güldürdüm. Sonra eşimle nasıl kavga ettiğimi. Şimdi onu birazdan anlatacağım size de çözüm. Sonra nasıl boşanmak noktasına geldiğimizi, yuvamızın nasıl yıkıldığını, aynı yuvayı nasıl toparladığımızı anlattım. Çok ağladılar bu sefer. Bir de bilgi anlattım 3,5 saat. Konferans bitti. Kalktılar. Beni ayakta alkışladılar. Sizce benim ne yapmam lazım? Sevinmem lazım. Çünkü Türkiye'yi yöneten 350 kişi beni ayakta alkışlıyordu. Ama ben sevinemedim. Perdenin gerisine gidip zırıl zırıl ağladım. Niye biliyor musunuz? Aklıma yine Nurcan geldi. Çocukken, bak bunu öğrenci kardeşlerime söylüyorum. Çocukken güvenimi çalan naylon hışırtılarını, kurduğum hayallerle, verdiğim kararlarla ve attığım adımlarla, ders çalışmamla Türkiye'nin zirvesinde alkış hışırtılarına çevirmiştim ben o gün. Başımı yastığa koyduğumda anladım ki engeller, zorluklar, bizim fakirlik zannettiğimiz şeyler sıradan insanların başarılı olması, içindeki cevherin açığa çıkması için Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetlerdir. Bir şey soracağım size. Bizim arkadaşlar, bizim köyde ekinler iki türlü. Bak Türkiye'yi ben böyle gezdim dolaştım ya, bir şey fark ettim. Bizim köyde ekinler iki türlü kuruyor. Bir, susuzluktan, iki, aşırı sudan. Aşırı suyu verdiğiniz zaman ekin böyle 2-3 gün duruyor, çürüyor ve gidiyor. Türkiye'yi gezdiğimde, dünyayı gezdiğimde gördüm ki bugün çocuklar iki türlü mahvoluyorlar. Bir, ilgisizlikten ve sevgisizlikten. İki, aşırı ilgiden ve aşırı sevgiden. Bak şimdi size önemsiz bir şey söyleyeyim. Çok önemsiz bir cümle. Çocukken her dediği yapılan birisinin ileride mutlu ve başarılı olma şansı yoktur arkadaşlar. Bizim çocuklarımıza verdiğimiz şeyler kendi çocukluğumuzda kendi ihtiyacımız olan şeylerdir. Hani diyoruz ya, yemedik yedirdik, içmedik içirdik, giymedik giydirdik. Bizim eve, ben bir vakit ne fark ettim? Bizim eve misafir geldi mi ben hepsine gofret ikram ediyordum. Lan sonra bir baktım, misafir gofreti istemiyor. Çocuk beni istiyor içimdeki. Ben gofreti seviyorum ya, zannediyorum herkes sevecek. Onun için çocuklarınızın geleceğini katletmek istiyorsanız, bak çocukların yanında söylüyorum. Her dediğini yapın. Her dediğini yaparsanız çocukların gelişmesine fırsat vermezsiniz. Çünkü kendi Özgür Bolat diye bir eğitimci var, tanıyanız var mı? Bak onun eğitimleri var, ana baba okulu. Ben 4. defadır katılıyorum, tavsiye ederim. Bak dün bizim Dilek Cesur buradaydı. Katıldınız mı? Dilek Cesur benim teyzemin kızı. Kuzeniz biz onunla. Benim anam beni dövdü, onun anası onu dövdü. Biz mecbur geliştik ha. Biz kendi yaralarımıza merhem ararken bulduğumuz merhemlerin bazı insanların da yaralarına iyi geldiğini fark ettik ha. O açıdan çocuklarınızı geliştirmekten artık vazgeçin. Lütfen çocuk eğitiminden vazgeçin. Kendinizi eğitin arkadaşlar. Siz benim kızım bana senin son kullanma tarihin kaç? Sahneye çıktığında layık mısın? İnsanlar seni dinliyor musun dediklerinde ben kendimi geliştirmeye başladım. Sonra bak bu çocukları hiçbir güç, ben böyle otursam şu masaya çocuklarınızı eğitin, çocuklar bilmem ne desem, mıy 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 konuşsam, bu çocuklar gelir miydi buraya sizce? Bu çocuklar niye geliyor biliyor musunuz? Kızımın ruhu var bende. Baba sen çocukla, daha birazdan bir şey yapacağım, çok hayret edeceksiniz. Bu çocukların ruhunu, kalbini yakaladığınız zaman işte o zaman eğitime başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi insanın hayatını ne etkiliyor? Bunu söylemek istiyorum size. Bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz? Bugün televizyonda beni seyrediyor. Bir de her pazartesi TRT'de Alişan programında program yapacağız. Dilek'le beraber gidiyoruz zaten oraya da. O, yani insanlar sevmiş.
Ben sizin ekranda gördüğünüz kadar değilim. Benim hayatım ekranda, Instagram'da gördüğünüz kadar değil. Aha eşimle kavga ediyorum. Zıtlaşıyoruz. Vallahi kendimle kavga ediyorum. Yahu dertlerimiz oluyor. Olmuyor mu? Ya biz nefes alıyoruz yani. Öyle size o Alişan Hoca süper, kitapları muhteşem, konferanslar böyle. Başka bir hayatım yok mu benim? Var. Ama siz şeyi seviyorsunuz sanırım. Çoğunuz bende kendinizi görüp kendinize, siz konferansta bana mı gülüyorsunuz? Bende kendinizi görüp kendinize mi gülüyorsunuz? Onu bir düşünün bakalım yani. Ben sanırım sizin yaşayıp da dile getiremediğiniz duyguları dile getiriyorum yani. Anlatabildim mi? Yani ben gerçeğim ha. Benim hiç şakam yok. Bana diyorlar sen çok tatlı bir adamsın. Hadi ya diyorum. Ben çok acılar çektim. O siyah pantolonda mesela, o siyah pantolonda pantolon giydiremedim, travma. Eşimle ayrıldık 1,5 yıl, yuvam dağıldı, travma. Rahmetli kızımı kendi ellerimle toprağa verdim ya. Biliyor musunuz? Ben boşanmak için böyle evden kaçarken rahmetli kızım buradan yapıştı, baba bizi bırakma dedi. 12 yaşındaydı. Oğlum buradan yapıştı, baba bizi bırakma dedi. Baba sen herkesin derdine koşuyordun, bizi unuttun mu dedi. Baba sen sevgi bahçesinin bahçıvanıydın, kurudun mu dedi. Baba ne olur geri dön. Ben gittim kendi iç dünyamı yeniden gözden geçirdim. Kalbimin, vicdanımın ve çocuklarımın ve eşimin sesine kulak verip geri geldim. 4 Ocak 2018'de kızım vefat etti. Biz 4 kardeş tabutunu omuzladık, mezara gidiyorduk. Yaklaşırken bacaklarım tutmadı benim. Ben tabutta kızıma dedim ki, Zuhal dön yavrum dedim. Yavrum gitme, sen yıllar önce bana dedin ki baba gitme. Ben seni dinledim, geri geldim. Sen de gitme dedim. Ama gitti. Çünkü Cenab-ı Allah'tan gelen emirlerin karşısında hiç kimse duramaz. Takdirden ötesi yoktur ha. Onun için siz böyle ailece gelmişsiniz ya, çocuklar geliyor ya böyle. Biliyor musunuz? Ben her konferansa gittiğimde kapıda böyle bakarım. Bir gün derim ki ya Rabbi, bir gün benim kızımı da göster. Bir kere bana bir bay bay desin, neler vermezdim. Bugün evinize bir başka gidin. Çocuklarınızın sağken gözlerine bakın. Netlerine, notlarına değil, derslerine değil. Siz öğretmen değilsiniz. Çocuklarınızın bir tane öğretmeni, bir tane anne babası var. Evde, okulda birçok öğretmeni var. Siz de öğretmencilik oynarsanız bu çocukların kalbini kim anlayacak yahu? Eşinizin gözüne bir bakın. Aynaya bir gidin. Sağken ya, sağken söyleyin. Öldükten sonra gidip mezarın başına böyle dizine vuruyorlar ya. Sağken söylenmemişseniz seviyorumların toptan ifadesidir ha. Ben sizi sağken seviyorum. Ha geldim yanınıza. Söylüyorum ya. Siz de beni sağken sevin. Öldükten sonra mezarıma çiçek yollamayın. Sağken ceviz yollayın. Cevizi meşhurmuş buranın. Değil mi? Ay kusura bakmayın ya. Kızım geldi mi böyle bir duruyor kalbim işte bir de. Çocuklar geliyorsunuz da bir şey diyeceğim. Şimdi ben elinize basarım diye korkuyorum. Biraz geri gider misiniz? Ha çok teşekkür ederim. Biraz geri gider misiniz? Çünkü böyle elinize basarım oynarken. Abi imza atacak mısın? İmza yapacağım. Konferanstan sonra imza olacak değil mi? İmza alanda herhalde imza olacak. Resim çekineceğiz. Son kişiye kadar burada olacağım. Şimdi olmaz. Hayır şimdi olmaz. Sizin hesaplarınızın ismi. Hesaplarımın ismi. A Kapaklika. Adama bir 1.400.000 takipçim var. O. A yani Alişan'ın A'sı Kapaklika. Şimdi biraz geri çekilin birazcık lütfen. Lan bana oynayacak yer bırakmadınız yani. Birazcık şöyle. Bakın bir insan nasıl etkileniyor? Meryem gel buraya. Gel. Bu Meryem benim gelinim. Tanıyor musunuz? Benden meşhur oldu zaten. Gel. Biz 15 sene önce tanıştık. Çok fazla küçük var. He? Çok fazla küçük var ona göre. Burada çocuklar var. Tamam. Tamam biliyorum. Diyor ki dikkatli konuş, küçükler var. Bazı kelimeler var yaşadığı da dillendirme diyor. Polis radyosunda program yapıyordum. 2007 yılı, 15 yıl olmuş değil mi? Böyle mektuplar geliyordu. Bir gün kızım biri dedi ki, sesini duyuramayanlara ne yapacaksınız? Düşündüm, dedim cep telefonumu vereyim. Canlı yayında cep telefonumu verdim. Bir de dedim ki işletmeyin. Eskiden işletiyorlardı adamı değil mi? Dedim işletmeyin. Cep telefonumu verdim, bir mesaj. Merhaba ben Meryem Yavuz. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Tutumlu köyünden yazıyorum. Beni okutmuyorlar.
Ben hayatıma son vereceğim. Üç arkadaşlık. Hayalimi biri doktor, biri hemşire, biri öğretmen olacak. Birisini bir adama zorla evlendirmeye kalktıkları için, işte çocuklar olduğu için o kelimeyi kullanamayız, hayatına son vermiş diyelim. Birisini zorla bir adama vermişler, 14 yaşında, 15 yaşında çocuğu var. Bu fıstığıma da ailesi demiş evlendireceğiz. Bu da diyor ki ya beni evlendirecekler ya ben yaşamak istemiyorum. Rahmetli kızım bu mesajı okudu, baba git dedi. Baba ne olur git, tam o da o seneler psikolog olacaktı. Baba dedi git, ben kalktım Urfa'ya gittim ha. Ama emniyet beni bırakmadı. Dediler ki seni vururlar dediler. Niye dedim? Ya bir kız değil mi? Bir oğlanla gazoz içmiş, aşiretten 16 kişi birbirini öldürmüş ha. Namus meselesinde doğuda. Sonra güzel arkadaşlarım ben geri döndüm. Sonra Meryem'le mektuplaşmaya başladık. Mektuplaşıyoruz. O bana yazıyor, ben ona. Bir de evlerine gönderemiyorum. Vurur diyor babam seni de beni de. Sonra televizyon programında babası beni seyretmiş. Demiş ki bu ne güzel adam. Meryem demiş ki tanıştığımızı söylemedim. Baba çağıralım, kardeşlerime faydası olur. Ama Meryem bana neler yazıyor? Ben okumak istiyorum diyor. İlkokul öğretmeni kitap vermiş Meryem'e. Baban seni okutmuyor, okumayı unutma diye. 3-4 tane kitap, bir demette gazete. Şimdi diyor gazeteyi eve koysam anası ocakta yakar, babası sobada yakar. Götürmüş samanlığa saklamış biliyor musunuz? 3-4 ay sonra aklına geliyor, diyor ki ben kitap okuyayım. Bir gidiyor bütün fareler bütün kitapları yemiş ha. Ve Meryem okumak için rüzgarın uçurup getirip yol kenarında böyle arkadaşlar dikenlere takılan gazeteleri toplayıp okuyan bir kız çocuğu. Kese kağıtlarını bilirsiniz değil mi eskiden? O kese kağıtlarını toplayıp okumuş birisi. Neyse babası da demiş ki bu artist takımı senin köyüne mi gelir? Meryem de bana ilk defa tanışıyormuşuz gibi mektup yazdı. Bizi köyüne davet etti. Ben de anasına dedim çayı koy geliyorum. Vallahi kalktım gittim. Babası kuzu kesmiş. Babası maraba. Bak köylerinde ağalık var, aşiret var, köyün sahibi var. Babası köle. Bir mahsur yok değil mi? Anası köle. Devletin bazı konularda gözü kör. Görmüyor ülkenin gerçeklerini. O gidip de o doğuda neler yaşanıyor? Kız çocuklarımız okumadan nasıl heba oluyor? Bunu görmemiz lazım. Onun için Sayın Valim'in kıymetini bilin arkadaşlar. Buranın valisi var ya. Hamza Aydoğdu Bey. Hatta az önce uğradık. Her gelmede uğruyoruz. Güzel arkadaşlarım. Neyse. Sonra dedim kızını gittim. Dedim kızını ver okutayım. Vermedi. Dedi laf ederler. İkinci defa gittim bir sene sonra gene vermedi. Üçüncü defa yalvardım adam beni kovdu. Kovmadı mı? Kovdu babası beni. Kuyruğunu kıstıran köpekler gibi gittim valla. Ama Meryem'in kulağına şöyle fısıldadım. Açık ortaokul, açık lise var vazgeçme kız dedim. Ben o akşam gittim. Ne oldu evinizde? Mikrofon var mı sende? Al. Al al al. Al al al. Böyle konuş. Gelin. Ha var mı? O akşam ne oldu? Yani çocuklarımız var diye ben çok ayrıntı vermeyeceğim ama o gün çok zor bir gündü. Babam kesinlikle izin vermeyeceğini söyledi ve amcamı arayıp gel ben sana bu kızı gelin verdim al götür dedi. Babamın onu söylemesiyle birlikte ilk defa annem o gün babamın karşısında durdu ve dedi ki tamam ver ama dedi bari adetlerimize göre ver öyle olsun dedi. Ben de dedim ki sen bilirsin ya ben okuyacağım ya da dedim açlık grevine başlayacağım. Ölene kadar da devam edeceğim buna dedim. Ve ben o gün açlık grevine başladım. 3 gün 3 gece açlık grevini sürdürdüm. Okumak için ha. 3 gün sonra sabah uyandığımda ben bizim bahçemiz var demir bir kapımız var. Oraya kadar geldiğimi hatırlıyorum. Gerisini hatırlamıyorum çünkü düşüp bayılmışım. Sonra babam beni odaya taşımış. Kendime geldiğimde dedi ki sen vazgeçmeyeceksin değil mi dedi. Baba dedim ben bir şey istemiyorum dedim. Ne olur sadece beni bu açık öğretime kaydet, sınavlarıma devam edeyim. Sonra sen beni götürürsün, geri sen getirirsin dedim. Hiçbir şey olmayacak. Çünkü orada hala devam eden bir inanış var ki kız çocuğu okursa yanlış şeyler yapar. Kız çocuğu okursa kötü yola düşer. O nasıl böyle, o ne demek onu ben de bilmiyorum hala. Çocuklar olduğu için rahat konuşamıyoruz, onu da ifade edelim. Evet.
Ardından babam razı oldu. Tamam dedi. Sen vazgeçmeyeceksin madem açık öğretime kaydını yaptır dedi. Ben bir yılda ortaokulu. Babam benim ortaokulu okuduğumu zannederken liseyi bitirdim. Ve aynı sene içerisinde de üniversite sınavına hazırlanmaya başladım ve sınava girdim. Sınavımda Gaziantep Üniversitesi Türk Dil Edebiyatı'nı kazandım. Gaziantep'e ben çok şey borçluyum. Orada tamamen özgüveni düşük bir şekilde gittim. Çünkü sınava nasıl çalışılır bilmiyordum. Sadece test sistemini biliyordum ama orada kendimi geliştirme fırsatı çok buldum. Sonra da 2 yıl kadar öğretim görevliliği de yaptım orada. Onu da tamamladıktan sonra yüksek lisansa başladım. Türkçe öğretmenliği alanında. Yüksek lisansımı da yakın zamanda bitirdim. Daha diplomamı almadım ama hazır o da. Şimdi doktora hazırlanıyorum. Daha çok yüreğe, daha çok insana dokunmak istiyorum. Bunun için de bu hikayenin kitap versiyonunu da hazırladık. Çok teşekkür ederim. Burada şu an gözlemlediğim kadarıyla kadın ağırlıklı bir grup var. Ben o yüzden küçük bir şey söylemek istiyorum. Benim çocukluğum dedemin yanında geçti. Annemden uzak büyüdüm. Aynı köydeydik ama annemle bağ kuramadım o dönemde. Ve ben şu an hiçbir derdimi, hiçbir sıkıntımı, çok şükür öyle büyük bir problemim yok ama olsa bile ben bunu anneme anlatamıyorum. Ben bu konuda annemin çok büyük eksikliğini yaşıyorum. Sizlerden ricam ne olur çocuklarınızın yanında olun. Çocuklarınıza gerçekten annelik yapın. Çünkü çocuklarınız ileride büyüdüklerinde bu yaşta eğer onlara gerekli ilgiyi, gerekli alakayı gösteremezseniz sonra olmuyor. Ben yapamıyorum yani şu an başaramıyorum bunu. En azından sizler bunu sürdürmeyin olur mu? Teşekkür ederim. Sonra kızımla tanıştılar. Ankara'ya geldi üniversitede okurken. Kızım dedi baba bu çok harika bir insan. Bundan vazgeçme. Ben dedi ölüp gideceğim ama sen dedi onunla devam et. Sonra kızım vefat etti. İşte 4 Ocak 2018'de baş sağlığına geldi. Sonra arkadaşlar ben de oğluma dedim ki Meryem'i bir garaja götür. Kalabalık. 5 dakika bizim ev garaja. Ne olduysa o arada olmuş. Tanışmışlar. Birbirlerine aşık olmuşlar. Ben sonradan duydum tabii. Bana anlattılar. Günlerce sevincinden uyuyamadım valla. Hiç öyle... Meğer kız beni okut diyor da oğluma göz dikmiş. Vay hain vay. Sonra arkadaşlar biz Meryem'i istemeye gittik. Direkt şöyle istedim. Ya kızı verirsin ya oğlanı bırakıp gidiyorum dedim. Adam böyle yaptı. Vallahi kız senindir. Lan baştan verseydin ya. Yanıma birisi geldi. Sen beni tanımıyorsun. Ben seni tanıyorum dedi. Sen kimsin dedim. Ben Meryem'e mektup yolluyorum. Kitap yolluyorum ya. Meryem'e bir adrese göndereyim. Çocuk böyle yaptı. Meryem'e yardım veya yataklık eden kişi benim dedi. Köyün muhtarı geldi. Güzelim. Sen belasın dedi. Niye dedim? Senin gibileri yok etmek lazım. Sen bu Meryem'i okutun. Şimdi bütün kız çocuklar okursa tarlada kim çalışacak dedi. -40 derecede mercimek tarlalarında veya fındık toplamaya veya pamuk toplamaya kız çocuklarını götürüp onların paralarını alan bir zihniyet var. Kim çalışacak dedi. Sonra düğüne gittiğimizde bir şey gördük. Biliyor musunuz? Köyün bütün kız çocukları okula başlamış. Muhtar da 3 kızın 3'ünü de birden okula yazdırmış. Şimdi Meryem sadece Türkiye değil, Filistinli çocuklara, Azeri çocuklara, Avrupa'daki, Amerika'daki, Afrika'daki çocuklara örnek olacak bir hayat hikayesini kitap olarak yazıyoruz. Önümüzdeki ay çıkacak inşallah. İmza günlerine beraber gideceğiz arkadaşlar. İşte Meryem bu. Benim böyle teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Benim böyle güzel güzel o kadar çok hatıram ve hikayem var ki sen de inemeyeceksin trafiği aksattı ama olsun beraber bitiririz. Şırnaklı çocuklar var. Bak bugün gittik şeye Gül Ağaç'a. Bir tane çocuk kız çocuğu gelmiş eşime demiş ki ay onlara öğrenmeydi konu. Ben çok etkilendim demiş. Milli Eğitim Müdürünüz burada mı sahip bu arada şey? Gül Ağaç Milli Eğitim Müdürü geldi ya eşiyle. Bir bakayım burada mısın hocam? Lan hani geldiydin? Yok musun?
Gül ağaç, biz gül ağaç, Gülpınar mı? Gül ağaç mı? Nereye gittik? Bir sürü yere gittik yani. He? He. O, ona çok teşekkür ediyorum. Çocuk demiş ki, ben Alişan Hoca'yı dinledim, hayal kurdum, ben başarılı olurum. Çocukların gönlüne dokunmak gerekiyor bu arkadaşlar. Sıkıldınız mı? Ama bir saat olmuş, yemin ederim ben nasıl geçtiğini anlamadım. Bak siz ne yapın biliyor musunuz? Belediye Kültür Müdürü kim var belediyeden? Belediyeye deyin ki biz Alişan Hoca'yı sevdik, bir daha istiyoruz. Olmaz derlerse seçim yaklaşıyor deyin, onlar anlar. Vallahi ben saymam, doyamadım. Tamam. Ben programı uzatmayayım fazla. Çünkü süresinde bitireyim. 8'de kapanıyormuş. Şimdi imza mı yapacağım? İmza yapacağım. Aynen hocam. Birazdan imzaya geçeceğiz. Onun öncesinde bir hediye takdimimiz var. Hediyelerini takdim etmek üzere belediye başkan yardımcımız Sayın Tayfun Çelik Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Kıymetli konuklarımız, imzalar giriş kısmında olacak. Arkadaşlarımız zaten sıraya girme konusunda ise yardımcı olacaklar. Sizler ricam, herkese imza olacak. Lütfen yavaş bir şekilde. Çok teşekkür ederim.